Vize meselesine dair en çok sorulan sorular, cevabı merak edilenler. Vizeye Almanya'dan mı başvurulacak, Türkiye'den mi başvuru yapılacak? Başvurular Türkiye'den yapılacak. İdata ofisleri üzerinden olacak. Randevu almak gerekecek mi? Hayır. Randevusuz bir şekilde İdata'ya direkt gidip başvurunuzu yapabileceksiniz. Türkiye'de hangi şehirlerde İdata ofisi var? İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında ayrı ayrı. Ankara, İzmir, Bursa, Antep, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Mersin, Denizli şehirlerinde İdata ofisi var. Almanya'daki akrabanın ne yapması gerekecek? Almanya'daki akraba yabancılar dairesine giderek taahhütname verecek. Akrabamız taahhütname vermek için yanında neler götürecek? Pasaportu ve son 3 aylık maaşını beraberinde götürecek. Türkiye'den başvuru yapacak kişiye hangi belgeler gerekecek? Başvuru formu, pasaport, seyahat sağlık sigortası, fotoğraf, Almanya'daki birinci ve ikinci dereceden akrabadan alınmış taahhüt yazısı, davet eden kişinin pasaport ve oturum izni fotokopisi ya da Alman pasaportu fotokopisi, tarihçi Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu. Afet anında nerede olduğunuzu gösteren ikametgah belgesi. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği E-Devlet üzerinden alınabiliyor. Durumun aciliyetini izah eden kısa bir açıklama. 1A4, yarım A4. Sadece akrabalar mı davetiye gönderebilecek? Evet. Sadece birinci ve ikinci dereceden akrabalar davetiye gönderecek. Üçüncü, dördüncü dereceden akrabalar ne yazık ki gönderemeyecek. Bir kişi kaç kişiye davetiye gönderebilecek? Evinizin her 12 metrekaresine bir kişiyi davet edebileceksiniz. Örneğin 80 metrekarelik bir evde oturuyorsunuz. 4 kişilik bir aileye sahipsiniz. 4 kişi 48 metrekareyi kendisi için kullanıyor. Geriye kalan 32 metrekare için 2 kişi davet edebileceksiniz. Şayet eviniz 84 metrekare olsaydı geriye 36 metrekare kalacak. Bu da 3 kişiyi davet etmenize sebep olacak. Elbette bu kadar kişiye yetecek maaşınızın da olması gerekecek. Seyahat sağlık sigortasını nereden yaptıracaksınız? Dilediğiniz yerden yaptırabilirsiniz. Bu son derece kolay ve ucuz olan bir sigorta Türkiye'den yaptırırsanız çok daha ucuza mal olabilecek bir sigorta. Sosyal yardım alanlar davet yapabilecekler mi? Hayır. Sosyal yardım alanlar davet yapamayacaklar. Bürgergeld'den almış olduğunuz para gelir olarak görülmeyecek. Ama bankada paranız varsa parayı bloke ettirerek garanti verebileceksiniz davetiye yollayabileceksiniz. Davetiye göndermek için oturum izni şart mı? Evet. Sadece oturum izni olanlar davetiye gönderebilecek. İltica ya da duldun sürecinde Olanlar ailelerini davetiye gönderebilecekler mi? Hayır. Bir davetiye gönderebilmek için süreli bir oturma, süresiz bir oturma ya da vatandaşlığa sahip olmanız gerekecek. Pasaportunuz enkaz altından kaldı. Kimlikle Almanya'ya gelebilecek misiniz? Hayır. Kimlikle Almanya'ya gelmek mümkün olmayacak. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Alman makamlarına pasaportu olmayanlara çok hızlı pasaport çıkartacağının sözünü vermiş. Vize ücretli mi olacak? Hayır. Vize için Alman makamları ücret almayacaklar. Vize ücretsiz olduğu halde sizden para aldılar neden? Bu alınan para İdata'nın hizmet bedeli. İdata kişi başı 33 euro hizmet bedeli alıyor. Peki İdata bu parayı almak zorunda mı? Hayır, almak zorunda değil. Ama İdata vicdansız. İdata zalim, İdata fırsatçı, İdata menfaatperest. Senelerdir bizlerden reddedilen vizelere bile para almış bir kurumdur İdata. Enkaz altından çıkan depremzedenin 3 tane evrakını alıp dosyaya koymak için 33 euro euro para alıyorlar. Üç kağıdı alıp buraya koyuyorlar. E bu biraz üç kağıt oluyor. Hayatta görebileceğiniz en vicdansız kurumlardan biridir İDATA. Buradan İDATA yetkililerine sesleniyorum. Bu zalimliği yapmayın. Derhal deprem zededen aldığınız vize hizmet bedelini kaldırın. Benim cevapladığım soruların dışında bir sorunuz var çok özel. Bunu kime sorabilirsiniz? Almanca ya da İngilizce konuşabileceğiniz 030 5000 3000 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Bu vizenin Aile Birleşiklikleri birleşiminin hızlandırılması ile ilgisi var mı Hayır aile birleşimi ile ilgisi yok depremzede vizesi A1 dil şartını kaldırıyor mu Hayır A1 dil şartı sadece depremzede olup Berlin'e gelecek olanlar için Berlin eyaletinin kararı gereğince kalktı Bunun dışındaki eyaletlerde aile birleşimi yapacak kişiler halen A1 belgesini vermek zorundalar Pekala hala depremzedesiniz aile birleşimi bekliyorsunuz süreciniz hızlanır mı şu ana kadar bakanlık bu sürecin hızlanacağına dair bir açıklama yapmadı ama başvurursanız inisiyatif sağlanabileceğini düşünüyorum kişisel yorumum olarak. Hemen